Barış olsun, zengin olsun fark etmez. Erkekler trip atan, hesap soran ve güçlü olan kadınları asla sevmezler. Sıtka, çok fazla dizi izliyorsun. Güçlü olun ama zayıf görünün. Duygulu olun ama duygusal olmayın. Akıllı olun ama ondan akıllı asla. Sinirim bozuldu. Sanki hayatına çok erkek girmiş gibi. Ama var ya, ellerin sihirli gibi. Allah, şimdiden yumuşacık oldum. Ay, neredeyse o şoför kızı unutacağım. Unutmak yok. Kurtulacağız ondan. Kurtulacağız. Oyun çok basit. Sosyetik fare oyunu. O ne be? Isınmadan önce üflemek. Tatlı tatlı uyuşturmak. Yüzüne karşı gülüp arkasından kuyusunu kazmak. Mesela Barış Bey'le yan yanayken kızı şeker mi şeker davranmak. Harika plan. İşte bana bunlarla geleceksin. Hoş geldiniz Barış Bey. Size iletmem gereken notlar var. Geldiler. Geldiler. Unutmayın, unutmayın. Rakibinizin kalbine kalbine çalışıyoruz. Sağlı sollu tatlı cümleler. Sersemlediği anda beklenmeyen bir olgunluk ve nakal. Çok güzel. Derin derin nefes. Çok güzel. Çok güzel. Sıtka, izle beni. Hoş geldiniz. Nasıl geçti görüşme? Güzeldi. Semih Bey bizimle çalışmak istiyor. Harika. O zaman ben Aslı'ya hem özür hem de bir teşekkür borçluyum. Sonuçta müvekkilimizi kaybettiğinde sana kızmasını bildiysem geri getirdiğinde takdir etmesini de bilmeliyim. Sonuçta ben bir avukatım ve avukatlar adil olmalıdır. Öyle değil mi? Berna Hanım'la ilk sen konuştun Aslı'cığım. Sağ olun Nilayda Hanım. Gerçekten. Birkaç dosya alıp çıkacağım. Yarın bir strateji belirleriz. Tamam canım. Barış'cığım, ben diyorum ki acaba Aslı'ya kendimi affettirmek için onu yemeğe mi çıkarsam? Yok, söylediklerin yeterli bence. Öyle mi diyorsun? Ben ne bileyim, senin söylediklerini düşündüm de sanki kıza haksızlık ettim gibi geldi. İlayda, açık söyleyeyim, ben çok rahatladım. Çünkü senin bu konuyu büyüteceğinden, hatta ortaklığımızın yürümeyeceğinden endişe etmeye başlamıştım. Ama sen olgun davrandın. Barış, ben senin fikirlerine çok güveniyorum. Sonuçta sen benden daha zekisin. Ben duygulu biriyim de duygusal değilim. Güçlü görünürüm ama aslında çok zayıf biriyim. Anladım. O zaman görüşürüz ortak. Tamam. Siz çıkamadık. Birinci round tamam. İkinci roundda çok eğleneceğiz. Şoför kızın yüzünü görmekten çok sabırsızlanıyorum. Bir varoş gülünün soluşu. Öyle bir oynadım ki, ay sanarsın ben avukat değil, oyuncu olmuşum. Günaydın. Günaydın Nilayda Hanım. Hadi gidelim. Nereye? Aa, Barış seni aramadı mı? Yo. Aradı da duymadın mı acaba? Bir bak bakalım. Mesaj atmış. İlayda Hanım'ın arabası bozuldu. Yardımcı olursan sevinirim. Tamam o zaman. Buyurun. Mesaj işi de yeni çıktı. Mesafe koyuyor. Mesaj veriyor bana. Evet. Nereye gidiyoruz?
Yoga mı kuaför mü? Homeopatınıza da uğramamız lazım. Yeni haplarınızı verecek. Aa, mezoterapi bugün müydü? Evet, sonra kuru temizlemeye de uğrayacağız. Akşam giyeceğiniz kıyafet orada. Sushi kursu için de malzeme almamız gerekiyor. Of, ne kadar çok yapacağımız iş varmış. Of. Ben baştan alayım o zaman. Nereye gidiyoruz? Bebek. Şimdi şöyle yapalım, bebeğe gidelim. Ben yoga yapıp bir rahatlayayım önce. Evet. Dur. Baksana. Manikür. Önce maniküre gidelim. Yani nereye gidiyoruz? Ha bebek. İkisi de bebekti. Sen devam et. İşiniz ne zaman biter? 1,5, en fazla 2 saat. Sen de boş durma da bana kahve al da gel. Ekstra şatlı, soya sütlü latte, 75 derece, uzun bardak. Buyur. Kahve canım. Ancak öyle içebiliyorum. Ala. Kenara çek. Makarna alacağım. Canım çekti. Kendine daha. İlayda Hanım, ben şoförüm. Uşak değilim. Ay sen bozuldun mu yoksa? Ne bozulacağım? Ben be süt müyüm? Ama sizin yaptığınız ayıp. Sabahtan beri beni oradan oraya koşturuyorsunuz ya. Hayatım işim bu senin. Ay yoksa sen kendini daha iyi yerlere mi layık görüyorsun acaba? Bak hayatım, şu koltuğa kuruluyorsun diye Barış'la ilgili hayaller kurma sakın, olur mu? Eğer bir gün burada arka koltuğa oturacağım diye düşünüyorsan yanılıyorsun demektir. Neden biliyor musun? Çünkü sen şoförsün. Şoför. Ne hayaller kuracağım ya? Siz beni ne sanıyorsunuz? Vallahi biz seni şoför sanıyorduk. Ama sonra baktık ki Barış'a sarılmalar, müvekkillere sırnaşmalar falan. Acaba sen mi sorsan bir kendine, kendini ne sanıyorsun? Şurada dursana, fatura yatıracaksın. Şoför kız, İlayda Hanım durmanı söyledi. Duymuyor musun? Hey! Duyuyorum. Ama direksiyon bende. İster giderim, ister dururum. İstersem duvara bile çarparım. Ay bozuldu bu İlayda Hanım sanırım. Evet, doğruları söyledik diye alındı galiba. Ne doğrusu be? Dün sevimli konuştum. Bugün çirkin imalar, ayak işlerine koşturmacalar. İki yüzlü bir insandan ne kadar doğru bir şey çıkabilir ki? Hayatım, şoförlüğün bir parçası da zaten ayak işlerine koşturmaktır. Barış Bey hiç öyle bir şey yaptırmıyor ama. İlginç. Onun yerine hangi hizmetleri veriyorsun? Ne diyorsun sen be? Yani niye seni kayırıyor ki? Barış'ın seni kovmaması, o koskoca holding patronuyla beraber buluşuyor olmanız. Belki de bunların karşılığında ekstra bir hizmet veriyorsundur ha? Hizmet mi? Ekstra hizmet mi? Bak, sen sadece soru soruyorsun. Bu çok sıkıcı bir konuşma oluyor. Mesela akşam Barış'ı eve bıraktığında falan biraz vakit geçiriyor musunuz diyorum. Allah!
galiba. Geliyor. Ay. Neden öyle bakıyorsun? Delirmeyeceksin değil mi? Gel bakayım sen. Sen kimin namusuna laf ediyorsun be? Bak kızım seni öldürürüm. Sıdıka yardım et. Sıdıka. Sakın. Sakın ha, sıra sana da gelir ha. Sıdıka kurtar beni. Tatlıcığım kızım ben. Deşerim seni, anladın mı beni? Deşerim seni. Gözlü manyak.